5. sırayı 3 oyuncu paylaşıyor. Serdar Gürler, Vizcaya Tabare. 6 kez offside'a düşmüşler. Ha, gerçi bir dakika. 3. sırayı bu 3 oyuncu paylaşıyor. 2. sırada 7 ile Vedat, Babel, Samudio var. 7 kez offside'a düşmüşler. 1. sırada CEO. Sence kaç? Görüyor musun? Görmedim de. Yani görmüyorsan bir tahmin et. 22. Abartma sen de. 22 nasıl 7 maçta? Kaç? 15. Yani ikinci 7. Maç başına aslında 2.5 az bir oranmış. İzlerken daha çok çıkıyor. İzlerken daha çok geliyor. 2.2 maç başına. CEO 15 ve ikinci Muriç, Babel, Samudio 7. Şöyle, CEO'nun offside'ı türbünden, maçı türbünden izleyince televizyondan çok anlaşılmayabilir belki ama CEO'nun offside'dan çıkmak için bir mücadelesi de yok. Öyle yani top sağ kanatta, top onu atacak belli veya geri geleyim, defansın çizgisine geçeyim, sonra koşu atayım yok. O defans geri gelsin. Yani CEO herhalde böyle koşmayı sevmeyen topçular olur ya, koşmayayım. İşte sabit forvet ya. Sabit var. Yani şunu diyebilirdik mesela, atılan toplarda sorun vardı. CEO koşuyu gösterdi, çok geç attılar, öyle bir durum yok. CEO kendi giriyor erkenden ve kendi çıkmıyor daha sonra. Dolayısıyla bence burada sorun takımda değil, doğrudan CEO'da ki bu kadar acayip bir istatistik. Yani en yakın oyuncuları ikiye katlamışsın.